Biz başkanın yanına gittik. Büyükelçinin yanına gittik. Büyükelçinin yanına gittik, pardon, özür dilerim. Büyükelçinin yanına gittik ve orada sorduk. Kendisine sorduk. Nasıl oldu bu olay diye. Bize dedi ki işte burada o başlık denk geldi mi, denk mi getirildi? Yani biz bu kendisi denk getirildiğini düşünüyor. Biz Kim hani bunu denk sorduk. getirilmiş? Kim denk getir? O zaman şöyle bir şey var, çok önemli bir şey. Denk geldi mi, denk getir? Denk getirildiyse bu denk getirmeyi gerçekleştiren birileri, bir güç, bir şey var. Yani kim, ona ilişkin bir şey Ya söyledi mi? aslında üst üste 3 skandal oldu. Yani birincisi hakem yumruklanması. İkincisi İstanbulspor başkanının sağdan takımı çekmesi. Üçüncüsü bu. Şimdi bu üç üst üste gelince bunların üçünün denk getirildiğini başkan bize iddia etti. Fakat burada şu durum da var. Yani Arabistan, Riyadlı yöneticilerin de suçları var. Şöyle suçları var. Mesela soyunma odasına bizim malzemecileri kitlemişler. Yani O maç öncesi, maç sabahı. Soyunma yani odasına bizim soyunma odasına malzemecileri... indiklerini biliyoruz ama Tabii. kilitleme şeyi biraz farklı. Hayır, Resmen değil. malzemecileri kitleme var. Malzemecileri kilitliyorlar. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'la malzemecileri kilitliyorlar ve soyunma odası aranıyor. Yani bundan sonra zaten Ali Koç filmi koparıyor. Ya yani Dursun Özbek'le birlikte toplantıda bu olmaz. Biz buna izin veremeyiz. İşte burası bizim mahremimiz. Oraya kimse giremez diye burada yani mesela Suudi Arabistan takımına buraya gelse hiçbir şekilde burada yapılmaz. Misafirperverlik ön planda olur. Hatta da hani Türk halkına engel konulur, şeye konmaz. Evet. Yani Arap oyunculara, futbolculara konmaz. Bizde misal burada bunu yapmadıkları için zaten film koptu orada. Yani geri dönüşü olmayan bir yola girildi. Bundan sonra olaylar artık inatlaşmaya gidiyor. Yani maçın oynanmayacağını biz zaten 3 saat önceden hakemler gitti ama biz dedik ki bu maç oynanmaz. Çünkü bu kadar olay varken çıkarsa zaten büyük kabahat.